Sultan'dan, huzurun merkezinden herkese sevgiler, saygılar. Eyüp Sultan Belediyesi olarak Ramazan-ı Şerif'te gezmeye, tarihi mekanları evinize getirmeye devam ediyoruz. Efendim bugün neredeyiz? Bugün Kaşgari Dergahı'ndayız. Yanımda çok değerli hocam Süleyman Faruk Bey ile beraber bugün bu tekkeyi konuşacağız. Hocam söz sizde. Eyvallah efendim, teşekkür ederim. Efendim Ramazan ayı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Bu Ramazan ayıyla beraber Eyüp'ün de tarihini geziyoruz. Tekrardan bilgilerimizi yeniliyoruz, tazeliyoruz ve sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Efendim Eyüp Sultan ilçemizin önemli ziyaret yerlerinden bir tanesindeyiz. Ve burası Pierre Loti Tepesi'nin hemen zirve noktası değil ama tepenin olduğu nokta. Kaşgari Tekkesi. Efendim malumuz olduğu üzere İstanbul'da pek çok Orta Asya ile hatta Hint Yarımadası ile ilişkili tekkeler, tasavvuf merkezleri yer alıyordu. Bu tasavvuf merkezleri sadece dini vazifenin yanında değil, iktisadi, sosyal pek çok faktörlerde bu coğrafyalar İstanbul'la diğer coğrafyalar arasındaki bağlantıyı sağlıyorlardı. Ve oradan İstanbul'a gelen hacılar ki biliyorsunuz Orta Asya'dan ve Hint Yarımadası'ndan, bugün Türkmenistan bölgesinden, Doğu Türkistan coğrafyasından, İran üzerinden, Kırım üzerinden İstanbul'a gelinir ve İstanbul'daki Eyüp Sultan başta olmak üzere ziyareti tamamlandıktan sonra diğer ziyaret bölgeler yapılır ve buradan deniz yoluyla Kudüs'e gidilir ve oradan da Hicaz bölgesi, mukaddes topraklara varılırdı. Ve bu hacıların buradaki organizasyonu, dayanakları, sıkıntılarına çözüm bulan bu tekkeler vardı. İşte bu tekkelerden bir tanesi de Eyüp Sultan'da. Şu anki Kaşgari Tekkesi. Efendim şu an Kaşgari Tekkesi'nin içerisindeyiz. Adı üstünde Kaşgar'dan ithaf edilerek oluşturulmuş bir tekke burası. Doğu Türkistan bugün yüreğimizin yaralı noktası. Türklüğün ve Orta Asya'daki İslam medeniyetinin merkez noktası. Doğu Türkistan'ın kalbi Kaşgar'dan istinaden oluşturulan bu tekke, tabii ki ismi bu tekkenin kurucu şeyhi olan Abdullah Nidai Efendi'nin ismine istinaden bugüne kadar devam ediyor. Peki Orta Asya ile bağlantılı olan bu tasavvuf merkezinin pek çok daha bizim sosyal, siyasi ve kültürel hayatımızda yeri olduğunda ifade etmek gerekiyor. Bunlara geçmeden önce tekkemizin tarihinden kısaca bahsetmek gerekiyor. Bu tekkeyi camisi, Sıbyan Mektebi, derviş odaları, türbeleri, kuyusu, efendim bütün meşrutasıyla beraber teşekkül ettiren Murtaza Efendi'dir. Murtaza Efendi tersane emiridir. Tersane emini dediğimizde bugünkü deniz kuvvetlerinin diyelim mali ve idari yönetiminden sorumlu şahıs. Tersane emini unvanı. Ve kendisi tersane emini ve miladi olarak 1774 tarihinde de vefat ediyor. Vefatından önce oluşturduğu yer burası. Ve Abdullah Nidai Efendi'ye tahsis ediliyor bu tekke. Ve kendisi Kaşgarlı olmasından dolayı da Kaşgar Tekkesi olarak görev alıyor. Ve Eyüp'e Doğu Türkistan bölgesinden gelip ziyaret edenlerin de uğrak noktası olarak sosyal hayatın, Eyüp Sultan'ın sosyal hayatının bir parçası olarak yer almakta. Peki bu tekkenin Cumhuriyet tarihinde de ayrıca bir önemi var. Bu da yazar, mütefekkir ve fikir önderlerimizden Necip Fazıl Kısaküre'nin şeyhine intisap ettiği yer burası. Efendim biliyorsunuz Necip Fazıl Kısaküre kendisi O ve Ben adlı kitabında hayatından bahsederken buradan uzun uzun ifade eder. Nedir Kaşgar Tekkesi'nin Necip Fazıl Kısakürek'in hayatında? Efendim Necip Fazıl Kısakürek burada da Şeyhi Seyyid Arvasi ile tanışana kadar bohem bir hayat yaşamaktadır. Ve arkadaşı, yakın dostu Nazım Hikmet ona böyle bir yerden bahseder. Beraber gitmeye karar verirler ama nedense Nazım Hikmet vazgeçer. Merakına yenik düşen Necip Fazıl Kısakürek
Sultanahmet'ten yola çıkarak bugünkü Balat Fener üzerinden buraya kadar yürüyerek gelir. Ve merak ediyordur, soruları vardır. Bir noktada da bohem hayatından dolayı onunla resleşecektir şeyhiyle, Seyyid Arvasi ile. Ama onun o an mescitten çıktığı hal, davranış, durum o kadar etkilenir ki işte İslam'ın anlatmaktan çok yaşanılık olması gerektiğinin en güzel örneğidir. Necip Fazıl Kısaköre'nin Seyyid Arvasi'ye intisabı ve onun o manevi hali ve İslam'la bütünleşmesinin verdiği tevazu Necip Fazıl çok etkiler. Ona Seyyid Arvasi ona hiçbir şey anlatmamıştır. Ne İslam'dan bahsetmiştir, ne İslam medeniyetinden bahsetmiştir. Sadece yaşadığının oluşturduğu, Allah'ın hikmeti olarak verdiği hal, o manevi atmosferden o kadar çok etkileniyor ki ve Necip Fazıl Kısakürek hayatında ikinci bir perde açılıyor. Ve bizim tanıdığımız Necip Fazıl Kısakürek'nin yeniden doğuşu başlıyor. İşte onun başladığı hayat, ikinci hayatın ikinci baharı dediği burası, Kaşgar Tekkesi. Onun için çok önemli, bizler için de çok önemli. Ve bugün de restorasyonu tamamlanmakta olan Kaşgar Tekkesi'nin bugüne kadar yaşatılmasında da önemli rol olduğunu ifade etmek isteriz. Evet. Evet değerli dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Peki isterseniz tekrardan bir hatırlatalım. Kaşgar Tekkesi nerede? Pierre Loutre Tepesi'ne doğru çıktıktan sonra henüz varmadan sol tarafta bu mekanı ziyaret edebilirsiniz. Efendim, bir programımızda sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Evde kalın Türkiye, huzurla kalın Türkiye. Yeni programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.